Bu videomuzda ise profil kısmının düzenlemesini yapacağız. Biliyorsunuz ki şu an sitemize logout kısmını yapabiliyoruz. Ama profil kısmımız şu an boş ve böyle bir şekilde bizi buraya yönlendiriyor. Bunun için hemen kendime bir tane ne çekmem lazım? Bir kart seçeceğim. Profil resmi açıldığı zaman hangisi olması istiyorum? Ben bunun için buradan bir tasarım seçeceğim. Bakalım burada app içerisindeki ya da dashboard bakalım ne kullanabiliriz. Plugins burada kartlara bakalım. Mesela bizim profilimiz buradakiler gibi olabilir mi? Yani mesela şu olabilir. Bir resmimiz olur. Bu resmin altında bu şekilde bir şey olabilir. Onun dışında bir tasarım seçelim desek. Form olabilir belki. Şu formlara bakmamız lazım. Bakalım. Şu şekilde bir form olabilir ama formlar zaten hani yapacağız illaki düzenlemek için. O yüzden buna gerek yok. Buradakiler de aynı şekilde. Biz en iyisi kart yapalım şu şekilde. Bu kartın da biz hemen kodlarını almamız lazım. Ama öncelikle ne yapacağız? Biz bu sitemizdeki bu linki bir şekilde yönlendireceğiz. O yüzden hemen profilime kendi header'ıma gidiyorum. Projemin bulunduğu header'a. Ve bu header'da şunu kapatabilirim. Burada gördüğünüz gibi profil, inbox ve logout kısmı var. Yani bizim sitemizdeki şu kısım. Bu kısımda ben bir href, yani burada profile basıldığı zaman bir href verilmiş. Bakın burası. Ben bunu ne yapacağım? Kendi linkim yapacağım. O yüzden route'u buraya yerleştirmeye başlayarak işe başlıyoruz. Öncelikle şu şekilde yeni klavyemle ve evet route diyerek burada ne yapacağız? Şu kapatalım. Buna bir isim vereceğiz. Bunun ismine ben admin.profile diyorum. Sizce de uygun olacaksa anlaşılır olabilir adısından. Ben bu şekilde bunu verdim. Bunu verdikten sonra buradaki kısımda hemen ne yapıyoruz? Hemen gelelim siteye, yenileyelim. Beni dışarı attı tabii ki. Hemen şöyle login yapalım. Böyle. Şurayı düzeltmiştik ama hala yanlış gözüküyor nedense. Şunu şu şekilde yapalım. Evet. Şöyle 1 2 3 tamam. Girişimizi yaptık. Burada böyle bir şeyin bulunamadığını söylüyor. Tamam. Yani doğru yoldayız. Şimdi hemen burada web.php içerisinde girmem lazım. Routers içerisinde web.php'miz var. Bizim admin controller'larını bakın bu şekilde bir grup yapmıştık. Bu grubu işte adı bu kontrol altında birçok metot oluşturabilmek için yaptık aslında. O yüzden şimdi bu kontrolün altında ben bunun aynısını kopyalıyorum ve bu get işlemine bir yenisini ekliyorum. Bu da profile sayfası olacak ve bu sayfa bize profile neyini çağırsın metodunu çağırsın diyeceğim ve bunun iyisini ne vermiştim? Admin.profile vermiştim. Bu şekilde. Şimdi admin controller'da gördüğünüz gibi biz ne yapmış olduk? Bir sayfa daha açmış olduk. Bir metot daha açmış olduk. Hemen gidiyoruz oraya. Bizim zaten bir destroy'umuz vardı. Bu destroy ne yapıyordu? Bu çıkış işlemini gerçekleştirmemizi sağlıyordu. Şimdi aynı şekilde bir tane de public bu şekilde bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapı ne işe yarıyor? Profile metodunu oluşturuyor. Return view diyerek de admin profile açıyor. Peki ben burada ne yapmak istiyorum? Onu konuşalım. Ben burada ne yapmak istiyorum? Ben burada bir ID almak istiyorum. Benim alacağım bu ID eşittir out. Bakın burada çıkan bir şey var ama buradaki out'tan sonra gelen şey bizim user olacak. Bu user'ın da bir neyi var? ID'si var diyeceğim. Bu user bizim authenticate'de bağlandıktan sonra biz giriş yapıyoruz siteye. Bu site girdikten sonra bizim bir user olarak buluyor. Ve bu user kendi içerisinde bir ID'ye sahip biliyorsunuz. Her kullanıcının bir ID'si ile birlikte geliyor. Ve bundan sonra ise bu gelen bilgilerin ben şu an kullanıcının ID'sini aldım mesela. Ben siteye girdim değil mi? Ben siteye girdikten sonra benim neyim var? Bir ID'm var. Ve bu ID'nin içerisinde tüm bilgilerim mevcut. Yani ben 5 numaralı kişiyim. Bunun isimde ismim, soy ismim, yaşım hepsi var değil mi? O yüzden ben şimdi 5 numaralı insanın tüm verilerini getir diyeceğim. Bir yapı kuruyorum. Admin data diyerek bir tane user modelimin olduğundan bahsediyorum. Ve bu user modelimin içerisinde de bakın
find diyerek bu ID'yi bulmasını söylüyorum. Yani ben bu profile bastığım zaman hemen beni doğrulayacak ID'mi, bu ID'nin tüm datasını getirecek ve sonra da bu profili gönderecek. Ama bu profili göndermesi yetmez. Neden? Çünkü ben burada aldığım tüm verileri de bu view'e basmak istiyorum. Yani ben bu view'deki tüm gelen verileri de, veri tabanından gelen verileri de şu görüntüye göndermek istiyorum. Bunun için yapılacak bir metot var. Ama gelin öncelikle hemen şu user'ı ne yapalım? Ekleyelim diyecektim. Buradaki user out user. Bir de bizim kullandığımız model var. Biz de onu eklememiz gerekiyor buraya. Use diyorum ve burada app models diyerek orada modellerimiz içerisinde gösterelim. Bir tane user var. User. User modelini buraya ekliyoruz. Bu şekilde. Models doğru mu? Evet. App models user. Tamam. Bu şekilde user'ımızı da eklemiş bulunuyoruz. Burada niye hata aldık? Belki şu yüzden şunu kaldıralım. Evet, şimdi hatamız geçti. Ben bu modeli kullanacağımı söyledim. Şimdi ise burada bu admin datayı da bu view ekranına göndermek için yapmam gereken hareket ise virgül diyerek burada compact. Bakın burada bir tane metot var. Bu metot diyor ki bu ekrana A gönder. Bu ekranı birlikte şu datayı da gönder. Bu da kim? Bu kim açtıysa paneli onun tüm verileri. Yani siteye gelecek olursak şu şekilde. Şurada ben bir tane ID ile geliyorum. Bakın benim ID'm buradaki ilk bir. Ben bir ile gelen ID, tüm bilgileri istiyorsam şuradaki tüm yapıları isterim. Name, email, password, ne bileyim başka ne var? Username varsa o gibi tüm verileri isterim. İşte bu yüzden biz buradaki verileri şu an admin profile dosyasına göndermiş olduk. Şimdi gelin bir de sayfamızı açmaya çalışalım. Şu şekilde bir yeniliyorum, refresh yapıyorum. Evet, burada hala bunu bulamadığını söylüyor. Normal çünkü view içerisinde biz burada neredeyiz? Şunların hepsini bir kapatalım. Evet. Lara check projesi içerisindeyiz. Burada resource adı altındaki view altında çalışıyoruz. Ve biz burada admin adı altında bir tane admin profile diye bir dosya oluşturduk. Şimdi biz bunu eğer bu şekilde oluşturuyorsak ne yapmamız lazım? Buraya da koymamız lazım. Ben buraya geliyorum. Bir tane klasör oluşturuyorum. admin.profile.blade.php diyerek bunu yerleştirdim. Şimdi biz burada indekse ne yapıyorduk? Şu yapıyı almamız lazım. Bakın burada sections diyorduk. Bunları alıyorduk ya. Bunları gene almam lazım. Çünkü ben ne istiyorum? Bir de bunun neyi var? Şöyle yazalım. Evet. End section var. Şimdi bu yapıyı kurduktan sonra sitemize gelelim ve yenileyelim. Bunu evet. Şimdi burada hemen şurada ne yapalım? Bir kendisi gelsin bu site. CD Lara check'in içerisine gir. PHP Artisan Optimize diyerek şöyle bir optimize yapalım. Şimdi projemizi çalıştıralım. Şimdi burada dashboard'dayım gördüğünüz gibi. Ben şu yapıyı kurmuş olmam lazım. Dashboard'a girdiğimde burada ne hatası veriyor? Admin profile not found. Admin profile diye bir view yok diyor öyle mi? Ha, neden öyle diyor? Çünkü biz buradaki nerede? Routers burada. Bu routers'ın içerisinde web PHP içerisinde buradaki view gönderdiğimiz view pardon burada değildi. Neredeydi o? Kontrol içerisinde pardon. Bu kontrol içerisindeki bu gönderdiğim admin.profile doğru değil. Çünkü biz bu view'e geldiği zaman şuraya geliyor. Burada ne var? Admin klasörü var. Ben admin klasörün içinde admin altı profile diye bir dosya açtığım için şuraya da yanlış yazmışız. Çünkü burada altı çizgi olması lazım. Evet. Şimdi biz bunu çalışmasını bekleyebiliriz ancak ve gördüğümüz gibi de admin profile dedim ve bu yapı bana geldi içi boş bir şekilde. Neden? Çünkü biz şu an bu admin profilin içerisinde hiçbir şey yazmadık. Sadece çekirdek dediğimiz o app kısmını getirdik. Sonra da sections diyerek o admin kısmını yani boş bıraktığımız kısmı da şu an buraya istediğimiz şeyleri getireceğiz. Ben ne getirecektim? Bir tane kart getirecektim ve o kartında
Hadi şöyle bir şey olmasını istiyorum. Bakın, şöyle bir şey olmasını istiyorum. Bunu gelip aşağıdan kodlardan bulacağım. Hemen şöyle geliyorum. Ben şunu istiyorum, şu yapıyı. Şöyle geldim ve bunu seçtim. Bakın burada bana gerekli kodlarını gösteriyor zaten. Şunu biraz büyütelim. Evet. Çok da büyümedi ama neyse. Buradaki yapıların hepsini kopyalamak istiyorum. Şu şekilde. Ve ben bunu burada nasıl? Bu kartın içerisinde. Evet, şuraya almak istiyorum. Bunun için ne yapacağız? Hemen bunu VS kod içerisinde bir açalım. Şöyle bir böyle olmuyordu tabii ki. Hemen şu burada kart var mı? Kart burada gözükmüyor sanırım. Her neyse bir tanesini açalım şuradan. Neydi bu? Bir dakika bunun ismine bakayım. UI kart diye geçiyormuş. UI kart. Nerede bu? Şurada. Tamam, şu kodları alalım ve burada açalım. Burada gerekli nerede bu bizim istediğimiz yazılım? Evet, şöyle düzenlesin. Ben burada isteyeceğim şeyi Card Link Card Looker Hey La 10 diye bir şey var. Onu araştıralım. La 10 yazamadık galiba. La 10 pardon. Evet, şunu istiyorum. Buradaki ruhu istiyorum daha doğrusu. Şunu kopyalayacağım. Ctrl kopyala. Ve burada kendi kullanacağım admin profil içerisinde bunu yapıştıracağım. Olmazsa da düzenlemeler yapacağız. Hemen bir yenileyelim. Evet ve buraya böyle bir yapı geldi. Ben bu yapı ne? Anlamadım. Demek ki gereksiz bir sürü evet bir şey getirmişiz. Kafamıza göre olmamış bu. Bu row'un içerisinde hepsini değil tabii ki. Sadece bir tane getirecektik. O da hey online şu. Şu yapıya getireceğiz. Bakın. Evet. Şu an garip bilgisayarım. Şunu mu getireceğiz? Evet. Sadece şu yapıyı alacağız. O yüzden şu şekilde bir copy yapıyorum. Ve bunu admin profile blade'in içerisine yapıştırıyorum. Şimdi bakalım nasıl olacak. Evet, bir kart geldi ama çok yanlış geldi. Neden? Çünkü bizim bu UI kartta bir div vermemiz lazım. O da row olması lazım. Bunu da verelim. Sonra bunu kapatalım en sonunda bu divi. Şu şekilde. Hop, divi kapat. Şimdi geldim. Bakıyorum. Gene olmadı. O zaman gerekli üstteki kodlara bakmam lazım. Şöyle iki tane content ve full şunları da almam lazım. Ki kodum buraya düzgün bir şekilde entegre olsun. Yapıştırıyorum. Şöyle bir düzenlememi yaptım. Yeniden yeniledim. Ve çok güzel bir yapı benim karşımda. Şu footer şu an çok gereksiz kötü gözüküyor ama olsun dursun bakalım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi burada bir resim olması lazımdı. Bu resmin image'ini gören var mı? Bakalım yok. Ama orada image'i ben almaya çalışmıştım ama buradaki image'i almamışız. O halde o image'li olanı bulmam lazım. Şöyle bakalım. Image şurada var. Bunu alacağız ama bu değil ikincisini alacaktım. Onu hatırlıyorum. Şöyle bunların hepsini almam lazım. Evet, kopyala ve burada şu yapının yerine tamamen bunları yapıştır. Çok güzel. Şimdi bakalım. Evet, image olan geldi. Şu an daha doğru. Pekala, buradaki SRC'miz bizim böyle mi çalışıyordu? Hayır. Biz bunu ne yapıyorduk? Asset dosyası içerisinde götürüyorduk. O yüzden ben buradaki bir resim bulmam lazım. Onu da hemen kendim bulacağım şimdi. Burada medya içerisinde şu resmi kullanabilirim. Burada asset dosyam olacak benim. Nerede? Buradaki public içerisinde, backend içerisinde. Ben burada image'lerimi gördüğüm bir yer var burası. Ve ben buraya profile adı altında şuraya göndereceğim. It's me. Şöyle gelelim. Bunu oraya gönderelim. Evet, şuradaki kısma gönderdim. Profile'de. O zaman bunu ne yapacağız? Buradaki yere belirteceğiz. Biz HRC'nin içerisinde bakın şu şekilde bir yapı kullanıyorduk. Bu yapıdan sonra SRC Image değil mi? Bizim de SRC'nin adı altında
backend var. Backend'in adı altında bir tane image var. Image'in adı altında şöyle profile var. Profile'in içinde ise it's me.jpg var. Bu. Şimdi bakalım bu resim buraya geldi mi? Başarılı bir şekilde gelmedi. O zaman kodumuza bakalım. Neyi yanlış yazdık? SRC burada. Backend'in email içerisinde profile'in içerisinde it's me.jpg dosyası sanırım o. Şöyle bir bakalım. Evet, JPEG dosyasıymış. Şöyle yazmamız lazımdı. Şimdi yenileyelim ve resmimizin buraya geldiğini görüyoruz. Tabii şu an bu resmi de şurada hemen küçültmek için yapmamız gereken burada bu verdiğimiz 12'lik ızgara sisteminde ben bunu 4'e düşürürsem bu şekilde bir yapı karşıma çıkacak. Ve bu resim bana büyüklük olarak yeter. Şimdi ben bunu da yapmış oldum artık. Ben buradaki kısımda ne yapacağım? Ben bu sayfaya aslında bir data göndermiştim, değil mi? Ben bu gönderdiğim datayı burada kullanabilirim. Mesela buradaki card title dediğimiz yere buraya ben name yazacağım. Bakın. Bu giren kişinin kullanıcının name'i olacak. Şöyle burada kodlarımızı kullanmak için ne yapıyorduk? Bu yapıyı açıyorduk. Ve bunun içerisinde ise buraya gönderdiğim ne vardı? Bir şurada gösterelim. Admin kontrol içerisinde bakın admin data diye bir tane ben veri gönderiyorum buraya. Admin datayı buraya göndereceğim. Ve bunun içerisinde neye erişmek istiyorsam onu yazacağım. Ve ben bunun içerisinde şu an neyime erişmek istiyorum. O yüzden bunu yazdım. Şimdi geldim buraya. Yeniledim sayfamı. Bakın name Jacob diyor. Neden? Çünkü bu kişinin ismi Jacob. Şuradaki gördüğünüz gibi. Ben bunu 1-2-3'te girmiştim hatırlıyorsanız. Bu neyimi Jacob olduğu için neyim Jacob olarak geldi. Sonrasında burada kullanacağımız ne var? Bunun bir tane surname'i var değil mi? Bakayım ne varmış. Şöyle. Jacob e-mail'i var. Alabileceğim. E-mail'ini yazdıralım. Burada e-mail. Şöyle e-mail. 2 nokta üst üste şu yapımı açıp bakın zaten yapı hazır bir şekilde geldi. Ve ben bunu da burada şöyle baktığımda bu kişinin e-mailini bu olarak görebiliyorum. Şuralarda linkler var ve ben bu linklere şimdi edit yapacağım. Biliyorsunuz ki bu kartlar ne yapılabiliyor? Profilimiz düzenleyebiliyoruz. Edit profile diyorum ve bunu da bu şekilde buna basıldığı zaman da bu profili editleyip güncelleyebileceği bir yapıda kuracağız. Tamam. Şimdilik bu videomuzda bunları görmüş olduk. Nasıl çalıştığını şöyle bir de gösterelim. Login diyorum. Bu sefer 321 ile giriş yapacağım. Şuradaki şifremi de yazıyorum ve sign in diyorum. Bakın profile girecektim. Inbox'a girdim. Profile geldiğimde buradaki ismimin Yakup, e-mailimin ise 321.gmail.com olduğunu görüyorum. Neden bu resim yine aynı geldi? Çünkü bu resmi veri tabanından almadık. Bu veri tabanından değil de hepsi bu dosyayı açtığı zaman direkt bir tane asset dosyası içerisinde bir resmi aldığı için. Önemli olan burada bizim bakmamız gereken isimlerin değişmesi. 321'deki ismim Yakupken ki burayı da düzenleyelim. Buraya kadar gelmişken bu sign-in'deki yapıyı da düzenleyerek videoyu sonlandıralım. Nerede o sign-in? Body içerisinde yok. Bunlar auth içerisinde olacak. Burada login işlemleri var. Login'de bir kodu var. Bu kod password kodu. Password kodunda value var. Bu value place holder yapsam iyi olacak. Çünkü her seferinde bana yanlış yanlış şeyler soruyor. Bakalım. Evet, şu an daha doğru oldu. Tamamdır. Bu sayede artık profil sayfamızı da yapmış olduk. Şimdi bu profil sayfasını daha düzgün bir şekilde düzenlemeler ve resimler ekleme, düzenleme işlemleriyle birlikte devam edeceğiz yapmaya. Herkesin kendine ait bir profil sayfası ve düzenleyebileceği bir profil ekranı olacak. Bunları da bir sonraki videolarda göreceğiz. Hoşçakalın, bay bay.